Şimdi böbreğin yanına yetmezlik yazıyorum. Şu köşeye yazacağım bu sefer, köşeye çizeceğim. Afferent, kuramın efferent, boğma diye. Şimdi böbrek yetmezliği dediğimiz zaman arkadaşlar, böbreğe gelen kan akımının bozulmasına bağlı da olabilir. Böbreğin kendi içinde tübüllerde vazokonstriksiyona bağlı olabilir. Veya çıkışta, postrenal, böbreğin süzme kapasitesinde bir sıkıntı yok ama idrarın dışarıya çıkışında problem var demektir. Buna bağlı olarak böbrek yetmezliği tabloları göreceğiz. O yüzden üçe ayırıyoruz. Prerenal, renal, postrenal diyelim. Şimdi arkadaşlar en çok gördüğümüz prerenal. %40-80 diye geçer. Renal olan %10-45 diye geçer. Postrenal dediğimiz 2-5 diye geçer. Şimdi arkadaşlar şu arterlerden glomerüle gelen kan miktarı azaldığı zaman buna bağlı olarak böbreğe gelen sıvı azalıyor ve böbrek yetmezliği bulguları oluşuyor. Aslında problemler de böbrekte değil, böbreğin öncesinde. Ne olabilir prerenal sebeplerin arasında? Mesela hastada bir hipovolemi, bir diz kanama, herhangi bir yerde kanama. Onun dışında hastalığı ishal, diyare, bulantı kusma, kusmanın çok fazla olması, terleme. Yani bunlar hepsi vücuttaki sıvı azaltıp böbreğe gelişi azaltan şeyler. Onun dışında üçüncü boşluklara karşı şey olabilir. İşte pankreatit, yanık, sonrasında sepsis, böbreğe gelen kan akımı düşüyor. Onun dışında başka ne olabilir? Konjestif kalp yetmezliği. Kalp yetmezliğine bağlı olarak EF'nin düşük olması böbreğe gelen kan miktarını azaltıyor. O yüzden bunlarda prerenal hadiseleri görüyoruz. Prerenal hadiselerde hani biz genel olarak şöyle bunun kreatinin hesabı diye bir hesap var. Yani bizim acile en uygun olan hesap bu. Bunun kreatinin. Çünkü diğerleri FEN, A, işte idrar uzman ünitesi vesaire diye değişiyor. Ama idrar solucumuna vesaire bakmak lazım. Biz tabii ki acilde bunlara bakamıyoruz. Bunun kreatin oranı bunda göreceksiniz. 20'ye 1'in üzerinde. Yani bunun kreatin oranı yüksek. Neden yüksek? Onu da kabaca burada açıklayayım. Böbreğe gelen kan akımı azalttığı zaman hazırda olan şeyden, solütlerden bunun üretimi, bunun emilimi fazla oluyor. O yüzden bunun kreatin oranı yüksek. Renal sebeplere geldiğiniz zaman şuraya bir yere ilaç yazacağım. Renal sebeplere de ilaç yazacağım. Renal sebepler de şöyle. Glomerülonefrit. Akut interstisyel nefrit. Akut tübüler nekroz. Ve vasküler sebepler. Şimdi glomerülonefrit. İltihap demek nefrit. Peki bize nasıl gelecek karşımıza? Hipertansiyon. Ödem. Hematüri. Koyu renkli idrar. Akut interstisyel nefrit nasıl gelecek? Akut interstisyel nefritte genellikle ilaçlar bu otoimmün hastalıklar ve enfeksiyon şeklinde enfeksiyonlar sebep oluyor. Bunlarda iskemi ve nefrotoksik ajanlar sebep oluyor. Renal sebepler de var. Ayrıca şimdi şöyle ilaçlarla ilgili olarak iki tanesini suçluyorlar. Biri ACE inhibitörleri, biri de non-steroidler. Şimdi non-steroidler arkadaşlar, non-steroid anti-inflamatör ajanlar. Bu böbrek kan akımı üzerinden arteriyörlere etki ettiği için ACE inhibitörleri buradan vazokonstriksiyon yapıyor. Buna bağlı olarak prerenalin içinde geçiyor. Ayrıca kendisi nefrotoksik etkileri de var. Non-steroidler de prostaglandin E1 üzerinden etki ediyor. Prostaglandin E1 vazokonstriksiyon yapıyor. Böbreğe giren kan akımını azaltıyor. Ayrıca kendisi de tübüller üzerine zarar veriyor. O yüzden bunların ikisi hem prerenal hem renal sebeplerin içine alınmış. Aklınızda bulunsun. Postrenal hadise. Postrenal hadise de şöyle bir şey. Yani böbrekten
renal peristen çıkmaya başladığı zaman işte kullanılan ilaçlara bağlı olarak ürat kristaller oluşabilir. Ürolitiyazis olabilir. Batında over tümörleri gibi bir kanser olabilir. Ona bağlı olarak üreterleri sıkıştırır. Üreter basısı olabilir. Sonrasında prostat, benim prostat hipertrofisi. Buna bağlı olarak olabilir. İşte prostat siyahı olabilir. Onun dışında fimozis gibi işte tamamen üreter ucunu kapatan ürolojik acil derdim olabilir. Bu şekilde postmenopozal hadiseler var. Bunları bu şekilde sınıflandırdıktan sonrasında gelelim acil serviste biz bu olaya nasıl hakim olacağız? Şu köşeyi sileyim, buradan devam edeyim. Şurası bana lazım. Şimdi acil serviste hastalar ne şikayetlerle geliyor? Şimdi böbrek yetmezliği, böbrek bütün organları etkilediği için baştan sonra birazdan kareyi anlatacağım, onu da göreceksiniz. Bütün multisistem bir etkilenim var. O yüzden ben kliniğini istenilen tetkiklerle birlikte söyleyeceğim ki daha rahat aklınızda kalsın diye. İşte bulantı, kusma, iştahsızlık, üremik semptomlarla birlikte hasta başvurabiliyor. Bize bir hasta geldiği zaman böbrek yetmezliğinden şüphelenmemiz. Şuraya bir EKG en başa alayım. Hemogram, biyokimya, tit, kan gazı. Sonrasında pH akciğer, ABB. Sonrasında artık ilerlemek istersek ultrason ve BT işin içine giriyor. Şuradan başlayalım. Böbrek yetmezliği düşündünüz. Böbrek yetmezliğine işte idrar çıkışım azaldı, bulantı, kusmam var. İşte bir ilaç kullandım, idrara kaç gündür çıkamıyorum, idrar koyu renkli diye bir hastasıya geliyorsa ve böbrek yetmezliği düşünüyorsanız öncelikle EKG. EKG ölümcül aritmilerden ziyade bu hastalarda hiperpotasemi. Yani potasyum yüksekliğini gösterir. O yüzden potasyum yüksekliği acil müdahale etmeniz gereken bir durumdur. Sonrasında hemogramında hastaya neye bakabiliriz? Beyaz küresine bakabiliriz. Hemoglobine bakabiliriz. EGB ve platelet sayısı. Burada bir enfeksiyon var mı? İşte bir pironefrit de kreatinini yükseltebilir. Hemoglobin düşüklüğü, kronik hastalık anemisinden, platelet bozukluğu, bunlara bakmanız lazım. Biyokimyada. Biyokimya aslında burada çok değerli. Bunun kreatinine bakmamız gerekir. Öncelikle. Elektrolit bozukluğu. Bu böbrek yetmezliğinde arkadaşlar hepsini görebilirsiniz. Hipopotasemi, hiperpotasemi. İşte hastada hipomagnezemi, hipermagnezemi. Hiponatremi, hipernatremi. Bütün hepsi oluyor. O yüzden bunun kreatin elektrolitlerine bakmanız gerekir. Ayrıca KCFT, işte amilazına bakmanız lazım. Amilaz lipaz. Çünkü buradaki pankreatitten dolayı. Titine geldiğimiz zaman, titinde hastanın densitesine bakmanız lazım. Densite, pH, lökozit, VBC, VBC. Acil serviste bakabildiklerimiz bu kadar. Yani burada bir densitesi, yani idrar koyu mu, açık mı, pH ne durumda, bir enfeksiyon var mı, bir taşı yönelik VBC'si var mı, bunlara bakmamız lazım. Kan gazında. Kan gazında bakacağımız ne? Öncelikle bir pH. Sonrasında hemen gelip bir karbonatına bakmamız lazım. Çünkü biz bu hastalarda metabolik asidoz bekliyoruz. Metabolik asidoz beklediğimiz için bir karbonatının düşük bekliyoruz. Sonrasında buradan karbondioksitine bakabilirsiniz. Karbondioksitinde hastanın işte kompanse edebilmiş mi, edememiş mi ona yönelik bakabilirsiniz. PH akciğer grafisinde sıvı yüklenmeleri, akut akciğer ödemi, plever efüzyon, pneumoni enfeksiyon tarzı bir şey var mı? Pneumoni sepsis olabilir vesaire. O yüzden bakacağız. İşte sıvı, enfeksiyon, yüklenmeyi bakacağız. ABB'de ne bakacağız? ABB'de hastada bir taş olabilir. Görünebilir. Taş açısından bakabiliriz. Üriner sisteminde bir taşı var mı yok mu? Ona yönelik. Şimdi şuradan ultrasona gidiyoruz. Biz ultrasonla birlikte hastalarda ve şuraya aslında şu tetkiklerin arasından şuraya sonda yayıklayayım. Sonda çıkıp takıp da aldı çıkardı takibi
ve işte postinal bir hadisede tıkanıklığın açılması, prostat gibi durumlarda o yüzden önemli. Arkadaşlar ultrasonu ne için istiyoruz? Ultrasonda hadise postrenal mi yoksa prerenal renal mi? Ultrasonda nasıl bakıyor? Ultrasonla birlikte ultrason probunu yerleştirdiği zaman işte sağ böbrek için karaciğer ve böbreği kıyaslıyor renk gri skalada. Dalakta da soldaki böbreği kıyaslıyor. Şöyle 0 evre 1 diye geçer. İşte evre 1, evre 2 hep böyle net evre vermez. 1 altı 1 üstü diye söyler. Şimdi böbreğin rengi koyu renkte görünür. Dalak biraz da açık renkte görünüyorsa veya karaciğer açık renkte görünüyorsa bu evre 0, 1 hilonefroz diye geçer. Bunların renkleri birbirine yakınsa evre 1, evre 2. İşte rengi biraz daha açık görünüyorsa böbreğin evre 3. Ultrason tuttunuz ya burada bir yerde böbrek var. Biz bu böbreği aslında burada görmemiz lazım ama burada parlayan bir alan var diyorsanız evre 3, evre 4. Buna göre gri skala üzerinden kıyaslıyor. BT buna ne karar veriyor? Eğer ki hidronefroz varsa bu hasta postrenal hareyedir. Hidronefroz yok, renal veya prerenal bir hadisedir. Ayrıca da böbreği doppler yapıp kan akımına da bakabiliyorlar ultrasonda. BT'de neye bakıyorlar? BT'de de postrenal bir hadise var. Yani bir over kitlesi var mı? Hastanın hidronefrozu var mı? Bir taşı var mı? Tıkanıklığı var mı? Buna bağlı olarak da BT'yi bundan dolayı istiyoruz. BT'de de baktıkları bunlar. Sonrasında geri gelelim tedaviye. Şimdi tedavide. Öncelikle hastada elektrolit bozukluğu varsa şu potasyum için hiperpotasyemi tedavisi yapıyoruz. Onları daha öncesinde anlatmıştım. İşte kalsiyum glukonat, insülin dextri mayi, ondan sonrasında sodyum bikarbonatından tutun salbutamol, albuterol'e kadar furosemidine kadar. Bunları işte hiperpotasyemi tedavisinin içinde kendiniz tekrar bakabilirsiniz. Sonrasında potasyum yüksekliği var. Buradan gelelim. Ne düzeltebiliriz? Burada yapacağımız bir şey yok. Biyokimyada bu kreatin elektrolitik kaybetti amilaz dedi. Titinde enfeksiyon. Enfeksiyon varsa antibiyotik başlayabilirsiniz. Kan gazında bir karbonat. Metabolik asitoz. Şimdi metabolik asitoz varsa bir karbonatlarla ilgili de anlatmıştım ama tekrar anlatayım. Eğer ki bir metabolik asitoz varsa hasta diyezine girene kadar pH hedefimiz 7.2 bir karbonat hedefimiz hastada 8. Bunun altındaysa yani pH 7.2 bir karbonat 8'in altındaysa bir karbonat vermemiz lazım. Bir karbonatla ilgili şöyle bir olay var. Yani bir karbonat tartışmalı bir konu nasıl verilsin diye. İstenilen eksi olan çarpı kilogram şu çarpan 0.4 diyen var, 0.5 diyen var ve daha başka kas sayı görebilirsiniz. Bizim için istenilen 12 civarı yeterli. 12 eksi olan çarpı kilogram çarpı 0.4 veya 0.5. Buradan bir karbonat açığını buluyoruz. Bir karbonat açığını bulduğumuz zaman şöyle diyor bazıları, yarısı puşe, yarısı 24 saatte diyen var. Yarısını 3-4 saatte verin, yarısını 24 saatte verin diyen var. Artık o klinik uygulamaya, hekimin kendi kararına göre değişir, birbirine göre yanlış değil. Sonrasında P akciğerde hastalığı bir yüklenme görüyorsak, yani sonuçta böbrekten bir çıkış yok, akciğere yüklenmiş olacak. Yüklenme gördüğümüz hastalarda ne yapacağız? Nitrat, diyaliz. Şimdi burada bir yerde furosemid, normalde akut akciğer döneminde furosemid kullanıyordum. Furosemid biraz tartışmalı, kreatine 2.5'un üzerinde olanlarda önerilmiyor. Hani daha çok kreatini yükseltebilir diye. Bazı kaynaklar diyor ki furosemid idrar çıkışı olmayan hastalarda bile arterler üzerinde genişleme yaptığı için kullanabilirsiniz diyor. Furosemid olayı burada tartışmalı. Nitratın nasıl etki ettiğini biliyorsunuz. Preload, afterload düşüyor oradan ama asıl çözümü diyaliz bunun. Sonrasında işte pH'ye dedik. Abi taş postrenal hadiseler. Postrenal hadiseleri ayrıca akut ünlüleri retarsiyon diye anlatacağım. Sonra hasta prerenalse yani bir hipovolemisi varsa hipovolemiye yönelik tedavi. Hipovolemi.
Hipovolemiye rağmen tansiyonlar düşükse pozitif inotrop, dopaminler, böbrek koruyucu diye geçer. Ama araştırmalar onun mortalite üzerine bir etkisi olduğunu göstermemiş ama pozitif inotrop, dopamin kullanırsanız böbreğe gelen kan akımı artar. Bu prenatal hadise bir nevi biraz daha düzelir. Sonrasında rabdomiyoliz diye bir olay var. Bunlar ayrı bir konu. Rabdomiyolizdeki olay prenatal diye geçiyor. Bol hidrasyon öneriliyor. Bol hidrasyonla birlikte düzeltebiliriz deniyor. Nefrotoksitler var. Acil serviste kendimizde kreatinin yüksek olan hastalar veya kontrast nefropatisi olabilir diye düşündüğümüz hastalara yaptığımız anestezik sistemi ve karbonat. Sodyum bir karbonat. Bunlar nefrotoksik ajanlara karşı hani kontrast nefropatisinden korusun diye verilebilir. Sonrasında acil diyaliz indikasyonları diye şimdi şuradan geçeyim kısa. Böyle değişik kaynaklarda göreceksiniz. Yok kreatin onun üzeri, bunun yüzün üzeri vesaire diye onlar artık değişti. Acil diyalizin 5 endikasyonu var. Diyaliz endikasyonları ayrı ama biz bir acil serviste çalışan işte pratisyen, uzman olarak 5 şey bizim için önemli. Dirençli. Bakın her hiperpotasemi demeyeceğim. Dirençli, yani tedaviye rağmen düşmeyen potasyum ve kalsiyum yükseklikleri 1. Metabolik asidoz 2. Sonrasında dirençli potasyum kalsiyum dedim, metabolik asidoz dedim, sıvı yüklenmesi. İşte akut akciğer ödemi gibi. 3. Üremik semptomlar. İşte üremik perikardit, üremik ensefalopati, üremeye bağlı olarak hastaların kusması. Bu 4. Bir de ilaç intoksları. Yani ilaç intoksları olarak en çok yani karşımıza çıkan ne var? Aspirin var. Alkol var. Asetilsilik asit, alkol. Barbituratlar ve lityum. Acil diyaliz endikasyonları dediğimiz 5 madde. Tekrarlıyorum. Dirençli potasyum kalsiyum yüksekliği, metabolik asidoz, sıvı yüklenmesi, üremik semptomları ve ilaç intoksları. Anlaştık. Durdurabiliriz.